Güne Bakış'tan herkese iyi akşamlar. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 10 Kasım'dan bir gün önce 9 Kasım günü Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etmesi tartışılmaya devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli ve İYİ Parti lideri Akşener bugün partilerinin grup toplantılarında Erbaş'ı istifaya çağırdı. Biz hala Zeki Velidi'nin talebesi olmakla iftar ediyoruz. Gel bizden öğren. Sayın Cumhurbaşkanı, o adamın danışmanlığına son verin. Yanınızdan uzaklaştırın. Milli değerlerimize dil uzatan bir adamın Cumhurbaşkanının yanında işi olmaz. Bu adamın ayağına giden Diyanet İşleri Başkanı'nı da görevden alın. FETÖ Derneği'nde yöneticilik yapmış o başkanı size kim önerdi? Bilin ki dost değil, terör örgütüyle iş tutmuş birinden milletimizin diyanetine başkan olmaz, olamaz. Hangi kurumuş vicdan, hangi satılmış ruh, hangi işgal artığı varsa duysun ve bilsin ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak değeridir. Bu gerçek değişmeyecektir. Ancak Atatürk üzerinden Anıtkabir'e gelen kalabalıklar gerekçesiyle yeni bir karşıtlık oluşturmaya, yeni bir güç devşirmeye de hiç kimse heves etmemelidir. Bu yolun sonu karanlıktır, çıkmazdır, hüsrandır, buhrandır. Tartışmaların göbeğindeki Diyanet İşleri Başkanı'nın kendi durumunu gözden geçirip erdemli davranış için hareket etmesi ve gereğini derhal yapması samimi tavsiyem ve temennimdir. Güne Bakış'ta bu akşamki konuğumuz deneyimli Ankara gazetecisi Erdem Gül. Erdem abi hoş geldin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Yerel seçimlere doğru Ankara'da hava ısınıyor. Şimdi saat 8'de hemen bizim program biter bitmez. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Buradan neler çıkabilir? Ağırlıklı bu görüşme Ankara görüşmesi diyebiliriz. Elbette alt başlıkları da olacaktır ama Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ortak aday gösterme şansımız var mı yok mu diye birbirini yoklayacak iki lider. Hepimizin malumu artık bir sır değil. Mansur Yavaş ismi konusu görüşmenin ana eksenini oluşturacak. Mansur Yavaş son seçimde eski bir MHP'li hepimiz biliyoruz. Ama son seçimde yani 2014 seçimlerinde CHP'den AKP'nin o zamanki belediye başkanı Melih Gökçek'e karşı aday olmuştu. Bu ana geldiğimizde de İYİ Parti tabii ki eski bir MHP'li olarak Mansur Yavaş'a sıcak baktığını zaten Meral Akşener de deklare etti. CHP'de de bu isim eskiden parti listesinden aday gösterilmiş bir isim. Partide tabii dirençler de var çeşitli isim bunun ismine. Ama bu akşamki görüşmenin esas odak noktası Ankara, Mansur Yavaş ve onun alt, biraz daha alt düzeyinde de 24 Haziran 2018 seçimlerinde yapılan Millet İttifakı, Muhalefet İttifakı'nın imkanları ve olanakları var mı diye iki lider arasında görüşmeler olacak. Tam buradan devam etmek istiyoruz. Peki İYİ Parti ve CHP arasında yerel seçimlerde nasıl bir işbirliği, nasıl bir formülde bir işbirliği mümkün? Şöyle, 24 Haziran'da işbirliği ittifak yaptıktan sonra, resmi ittifak yaptıktan sonra bu iki parti, Saadet Beyanlarındaydı hatırlayalım. Seçimlerin sonrasında Meral Akşener bu ittifak bitmiştir açıklaması yaptı hatırlayalım. Dolayısıyla ben yerel seçime resmi bir ittifak, bugünkü görüşmenin ardından resmi bir ittifaka yönelecekleri kanısında değilim. Çünkü MHP ile AKP arasında da resmi bir ittifak olmayacağını gördük. Hatta onlar Bahçeli, MHP lideri Bahçeli her iki partinin kendi adaylarıyla gireceğini açıkladı. Bence muhalefette İYİ Parti
Parti, Saadet ve CHP arasında da böyle olacaktır. Ama Ankara özellikle Mansur Yavaş isminin de çok öne çıkmasıyla birlikte partilerin resmi adını koymadan seçmen düzeyinde işbirliklerini mümkün kılan bir seçim bölgesi. Sağ oylar biraz daha yüksek. Hep İstanbul-Ankara karşılaştırması yaparken Ankara'da sağ oylar yüksek, İstanbul'da Kürt taban ve sol taban biraz daha yüksek muhalefet açısından diye kıyaslıyoruz. Ankara'nın böyle bir gerçekliği var. Dolayısıyla Ankara başta olmak üzere belki İYİ Parti'nin iyi oy aldığı yerlerde ve bayrak gösterip belediye alabileceği yerleri de öngörerek resmi olmayan ama fiili taban düzeyinde işbirliklerini yarından itibaren mümkün ve gerçek görebileceğiz. İYİ Parti'nin, şöyle bir noktayı da söylemem gerekir, İYİ Parti'nin Meral Akşener'in evet Millet İttifakı bitti demesine karşın İYİ Parti'nin yerel seçimlerde ya da başka bir düzeyde AKP ile iktidarla çok işbirliği yapması çok imkan dahilinde görünmüyor. Hani her meselede farklı farklı ittifaklar bakımından ele alırsak mümkün görünmüyor. Çünkü MHP o alanı İYİ Parti'yi kapatmış duruyor. MHP yerel seçimde birlikte olmasa bile üst düzeyde AKP ile Cumhur İttifakı'nı sürdürüyor. Evet, yerel seçimde Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi ile birlikte ittifak yapmayacaklarını açıklamışlardı. Peki Milliyetçi Hareket Partisi özellikle büyük şehirlerde yüksek profilli adaylar mı göstermeye daha yakın yoksa daha düşük profilli adaylar da gösterebilir mi? Daha önceki bu partinin daha önceki geleneklerine bakarsak, yani son 20 yılın geleneklerine bakarsak Adana ve Mersin'de ağırlıkla görünen, İstanbul'da HDP'nin bile altında kalan, HDP'nin de altında kalan, İstanbul'da zayıf, Ankara'da bir miktar olan ama hiçbir zaman önemli sayılabilecek ilçeyi kazanamayan, adayları da çok AKP ve CHP kadar öne çıkmayan, medyatik olamayan, biraz daha hani sinemadan örnek verirsek başrol oyuncusu olamayan bir parti görüntüsü var geriye doğru. Ama şimdi gelinen noktada 24 Haziran'da İYİ Parti kendi içinden çıkmış olmasına rağmen %10'luk bir seçmeni bloke ettiği için psikolojik olarak İYİ Parti karşısında yenilmedik, hatta onlardan daha dişliyiz hissi de veren bir parti. Geçmişe dönük gelenekleri ve kökü de olan bir parti. Ülkücü camiayı temsil eden bir parti. Şimdi işte AKP'yi çeşitli açılardan yönlendirdiğini de düşünen bir parti. O yüzden Ankara gibi biraz daha mümbit, yaygın sağ seçmenin olduğu Ankara gibi, İç Anadolu gibi kentlerde görünecektir. Ama ben mesela İstanbul için, hatta İstanbul'un tek tek o kadar çok ilçesi için MHP adayının başa güreşecek bir MHP adayı olabileceğini çok düşünmüyorum. Keza İzmir için de orta düzeyde bir parti işlevi görecektir MHP. Adana ve Mersin, o Çukurova ekseninde gücü var. Çünkü Mersin Büyükşehir elinde tutuyor ya da oralarda bazı ilçeleri var. Tarsus gibi büyük ilçeleri var ellerinde. Belki biraz daha İzmir tarafına, batı tarafına gidince Tarsus, Salihli gibi ilçelerde, büyük nüfusu olan ilçelerde boy gösterebiliyor. Ama gelinen noktada ben AKP-CHP, hani muhalefetin AKP-CHP arasında sürecek baş rekabette daha arka sıralarda gelebileceğini düşünüyorum MHP'nin. AKP'de, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde sizce konuşulan isimler ya da büyük şehirlerde mümkün belli olan adaylar var mı sizce? Bir kere bir tayin partisi, bu kadar büyük bir parti ama atama partisi, yani o yüzden biz neredeyse 24 Haziran'dan sonraki süreçte yerel seçim tartışmaları olduğunda, örneğin başta CHP olmak üzere muhalefetin bir şekilde mümkün olabilen ve konuşulabilecek isimlerinden bahsedebiliyoruz ama hiçbir zaman AKP içinde ben de adayım, ben iddialıyım diye isimlerin çıktığını görmedik. Çünkü bu kadar büyük, 25 milyona kadar çıkan oy potansiyeli olan bir parti ve 16 yıllık iktidar ama sonuçta tek bir kişi, bu partinin lideri Recep Tayyip Erdoğan bu atamayı yapacak. Şimdi gelinen noktada AKP tabii ki yüzde bugüne kadar seçimlerde ve anketlerde en fazla %39-40'a kadar
gerilemiş, daha fazla gerilememiş bir parti. Dolayısıyla bu seçimin baş aktörü. Hem iktidarı bakımından hem de geniş kitlelerden oy alması bakımından hem de büyük şehirlerde halen yönetimi elinde bulunduruyor olması bakımından. Ayrıca AKP, hatırlayalım geriye doğru, Refah Partisi ve Fazilet Partisi'ni düşünürsek milli görüş bakımından yerel yönetimler, belediyeleri alarak merkezi iktidara yürümüş bir parti bundan 25 yıl önce 1994'te. O bakımdan son dakikaya kadar evet bazı isimler yakıştırmalar olacaktır ama Erdoğan stratejik önemde CHP'nin gücünü de düşünerek atamalarını yapacak. Bir konuşulan isimler var zaten Ankara için. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuşuluyor. Gene bakanlık yapan eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Özhaseki konuşuluyor en güçlü isimler olarak Ankara'da. Bu isimlerden ikisinin de şansı olduğu son günlerde kulislerde söyleniyor. İstanbul için hala belki Süleyman Soylu'nun oraya kaydırılmasının mümkün olabileceğini duyuyoruz ama Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığındaki daha rigid ve sert tavrının Kürt seçmen veya daha özgürlükçü seçmen bakımından ters gelebileceği ama gene hiç AKP'de bitmeyen bir seçenek olarak başbakanlıktan meclis başkanlığına gelen Binali Yıldırım'ın da İstanbul için güçlü bir isim olduğu söyleniyor. İzmir'i zaten almak gibi bir net alırız diye bir ifadeleri yok. İzmir hani hala CHP'ye yazılıyor ama İzmir'de de oy artırıcı bir tavra girmeleri mümkündür. Bu arada geçen haftalarda da çokça konuştuk. MHP tarafından Melih Gökçek'in ismi gündeme getirilmişti. Melih Gökçek'in de bu henüz süre varken Erdoğan da kendisine övücü laflar ettiği için AKP MHP'nin ortak adayı olma şansını sonuna kadar deneyeceğini söyleyebiliriz. Erdem Büyük çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar tekrar. Sağ olun. Güne Bakış'ta konuğumuz gazeteci Erdem Gül'le yerel seçimlere doğru siyaseti konuştuk. Güne Bakış devam ediyor. Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanı Pervin Buldan partisinin grup toplantısında açık açık söylüyoruz. AKP ile görüşeceğiz. 31 Mart günü AKP ile görüşeceğiz dedi. Biz AKP'nin zulmüne karşı direnirken birileri çıkmış akıl dışı bir takım iddialarda bulunuyor. Neymiş? HDP AKP ile gizli gizli görüşüyormuş değerli arkadaşlar. Şunu net olarak bir şekilde vurgulamak isterim. Görüşmüyoruz ama görüşeceğiz. Hatta saatini, tarihini ve yerini de buradan ifade edebiliriz. 31 Mart tarihinde sandıklarda görüşeceğiz AKP ile değerli arkadaşlar. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekir. Biz müzakere değil, mücadele ediyoruz AKP ile. Gazeteci Kadri Gürsel, Gazetecilikten Memlekete Bakmak, Ben de Sizin İçin Üzülüyorum adlı kitabını Ruşen Çakır anlattı. Türkiye'de gazetecilerin ülkeyi yönetenlere gazetecilik sorularını soramaz hale gelmelerinden sonra, bu kez kitapta da belirtiyorum bunu antre parantez, gazetecilere sorular sorulmaya başlandı. Bu bir arada oldu. Yani gazeteciler giderek daha az soru sorar, sorabilir hale gelirken gazetecilere daha çok soru sorulur hale de gelindi. Neticede sonunda gazeteciler hiç soru soramaz hale geldiler ve bu kez gazetecilere savcılar ve hakimler soru sormaya başladı. Ya da troller ya da... Troller. Onlar daha çok tetikçiler. Onlar soru sormuyorlardı. Onlar doğrudan onları yok etmek için, hedef göstermek, değersizleştirmek için hücum ediyorlardı. Ama kendimden bahsetme gereğini bana hissettiren faktör bana sorulan sorulardı. Mesela bir soru var ki zaten bu kitabın içeriği hususunda genellikle bu ana kadar tartışma o şahıs üzerinden yürüdü. Bir ya da iki kişi işte birlikte program yaptığımız Nagihan Alçı dört bir tarafta. Dört bir taraf programında CNN Türk'te. O kadına
bu kadın diye bana soruyorlardı. Nagihan Alçı da demiyorlardı çoğunlukla. O kadına nasıl tahammül ettiniz? Bu sorunun cevabı öyle basit bir cevap değil. Yani birkaç cümlede özetlenebilecek bir cevap değil. Bu sorunun cevabı benim kim olduğumda saklı. Dolayısıyla kim olduğumu anlatmak zorunda. New York Times gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda işlenen Cemal Khashoggi cinayetiyle ilgili yeni iddialara yer verdi. İsmi açıklanmayan bazı Türk yetkililerin elindeki ses kayıtlarını dayandırılarak verilen habere göre, Khashoggi'yi sorgulamak üzere Türkiye'ye giden 15 kişilik ekipte yer alan Mahir Mutrep, cinayetin ardından bir Suudi yetkiliyle telefonda konuşuyor ve patronunuza söyleyin, işi bitirdik ifadelerini kullanıyor. Haberde Mutrep'in telefonda konuştuğu kişinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın danışmanlarından biri olduğu tahminine yer veriliyor. Veliaht Prensi'nin adı söz konusu telefon görüşmesine geçmiyor. Ancak ABD istihbaratı, patron ifadesinin Muhammed Bin Salman'ı işaret ettiği görüşünde. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa ziyaretinden dönüşünde uçakta gazetecilere Khashoggi cinayetiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Cinayete ilişkin ses kayıtlarını batılı liderlere dinlettiğini ifade eden Erdoğan şunları söyledi. Kayıt gerçekten bir felaket. Suudilerin istihbaratçısı kaydı dinlediğinde herhalde bu eroin almış, bunu ancak eroin alan birisi yapar diyecek kadar şok oldu. Gazeteci Ayşe Düzkan'la İsrail'in son günlerde Gazze üzerinde yeniden artırdığı baskının nedenlerini konuştuk. Gazze'den sınıra doğru yürüyorlar Filistinliler. Bütün halk, binlerce kişi yürüyor. Ve o zamandan beri her seferinde neredeyse ikinciden itibaren keskin nişancılarla İsrail saldırıyor. Aslında Filistinlerin kayıpları çok daha fazla. Ve hedefleri ablukanın kırılması ve işte işgal altındaki toprakları işgalden alınması. Dolayısıyla İsrail'in pazartesi akşamı yaptığı baskını biraz buna yönelik bir şey gibi düşünmek lazım. Baskında da belki biliyorsunuzdur ama kısaca özetleyeyim. Bir İsrailli tim galiba hatta kadın kılığına girerek Gazze'den içeri giriyor. Han Yunus'un, Hamas'ın Han Yunus bölgesi komutanı Nurettin Muhammed Salame'yi kaçırmak üzere. O fark ediyor kaçırılacağını. Kaçırılacağını fark edince ateşle karşılık veriyor ve iki güç arasında çatışma çıkıyor. Şey böyle başlıyor. Ama yani bunu bir kere Hamas'la bir çatışma gibi düşünmemek lazım. Çünkü aynı gece şehit ölenler arasında iki tane Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne, yani daha solda olan bir örgütün silahlı kanadı olan Abu Ali Mustafa Tugaylarından iki kişi ölüyor, iki kişi de öldürülüyor. Yani dolayısıyla bütün direniş güçlerinin ortak hareket ettiği bir şey oluyor ve baktığımızda işte şöyle şeyler okuyoruz tabii, biz de sosyal medyadan, yayınlardan falan takip ediyoruz. Mesela bir ortak operasyon noktasından bahsediliyor. Kararların, yani İsrail'e atılacak füzelerin falan kararların orada alındığından bahsediyor. Şey bu ama yani bunun o sivil direnişle baş edememenin bir sonucu olduğu çok açık. Çünkü şunu da hatırlamak lazım. Halk yürüyor, taş dışında hiçbir şey kullanılmıyor ama aslında silahlı direniş birlikleri var Gazze'de. O keskin nişancılara ateş açabilirler ya da onlara ateşle karşılık verebilirler. Bunu yapmıyorlar. Oradaki direniş sivil, sadece işte taş atılıyor. Keskin nişancıların görüşünü karartmak için o araba lastikleri yakılıyor ama bu kadar yani. Bunun ötesinde bir şey yok. Yine zamanlamayla devam. Işın El için Dünyanın Gidişatı programında Yemen Savaşı'nda ve dünyanın bu savaşa niye kayıtsız kaldığını yorumladı. Yemen'de dünyanın en korkunç insani krizi yaşanıyor. Dördüncü yılına giren savaşla koskoca bir ülke ve bu ülkede yaşayan milyonlarca insan, Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli insan hakları aktivisti Tevekkül Karman'ın ifadesiyle söylersek, sistematik bir şekilde yok oluşa sürükleniyor. Dünya kamuoyu, keza Türkiye kamuoyu yakın zamana kadar Yemen'de olup bitenle büyük ölçüde ilgilenmedi, görmezden geldi. Eğer Suudi gazeteci Cemal Khashoggi Ekim ayında İstanbul'da Suudi Arabistan'ın başkonsolosluğunda korkunç bir cinayete kurban gitmemiş olsaydı, büyük ihtimalle bu durum böyle devam edecekti.
Ama Yemen'deki savaşın baş aktörü Suudi rejiminin bu cinayeti işleyişindeki pervasızlığı, Veliaht Prens Muhammed Bin Salman'ın Trump yönetiminin desteğiyle ve bolca para dökerek yarattığı cilalı imajı darmaduman etti. Böylece Riyad'ın politikaları sorgulanmaya başlandı ve nihayet Birleşmiş Milletler ve yardım kuruluşlarının epeyden beri yapmış oldukları imdat çağrılarına kulak verilmeye başlandı. Öyle ki Beyaz Saray yönetimi de geçen hafta yarım ağızda da olsa ateşkesten söz etmeye başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde taraflara ateşkes çağrısı yapılması için hazırlanmış bir karar tasarısını Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte veto etme tehdidinde bulunan İngiltere'de bayağı çark etmiş gözüküyor bu politikasından. Dışişleri Bakanı'nı Riyad'a ve Riyad'ın bu savaşta ve pek çok diğer konuda ortağı Abu Dhabi'ye gönderdi. Kaşıkçı cinayetini ve Yemen'de ateşkesin tesisini konuşması. Recep Berber konuğu Bahadır Özgür'le Sayıştay raporunda yer alan Ulaştırma Bakanlığı yolsuzluklarını konuştu. Raporun bakanlığın faaliyetleri hakkında bir raporda da dikkat çeken noktalardan birisi bu. Ben şunu söylemiyorum. Pek çok proje mesela diyelim 3. Havalimanı zaten başlı başına her yönüyle tartışılan fahiş bir projedir. Şimdi bunu yapıyorlardır ama burada ödenenler de yani buradaki işlerin nasıl parçalandı ve kimlere verildiğini de bilmiyoruz. Ama incelenen projelere baktığımız zaman ki bunu zaten resmi rapor söylüyor. Ben de veya gazeteciler de söylemiyor bu konuya eğilen insanlar söylemiyor. Bunu bizzat Sayıştay kendisi söylüyor. İhalede yapılan asıl suistimal, asıl sorun verilen teklifin dağılımı ile ilgili diyor. Yani işin ağırlıklı kısmı teknoloji gerektiren, gerçekten kalifiye iş gerektiren, öz kaynak gerektiren kısmı sen ağırlıkta tutman lazım. Yani fiyatları alırken diyor temel işleri önde tutman gerekiyor. Nitekim devletin bir projeyle ilgili dağılımına baktığınız zaman yapacağı bir projeyle ilgili %41'i aslında teknoloji gerektiren işler. Yani tünel, viyadük, köprü, sinyalizasyon, yol ihalesi için söylüyorum. Pek çok projede de böyledir. Yani mühendislik gerektiren kısmı %41 tutması gerekir diyor. Maliyet olarak yani ağırlıklı bura verilmesi lazım. Ama verilen ihaleye bakıyoruz %94, %95'lere ulaşan hasriyat dediğimiz yani bunu güzergah işleri deniyor ama güzergah işi biliyorsunuz yolun geçeceği bölümü kazmak sonra da oraya doldurmak yani. Hani üzerine asfalt dökmek veya onun üzerindeki başka türlü imalatı yapmak değil. %94'ünü bu oluşturuyor. Yani ihalenin içindeki zaten suistimal burada başlıyor. Yolsuzluk burada başlıyor. Ve bunu siz kabul ediyorsunuz. Böyle bir teklifi. Normalde kabul etmemen gerekir diyor. Çünkü güzergah işleri bir süredir kanser tedavisi gören yazar, gazeteci ve akademisyen Kürşat Bumin hayatını kaybetti. Ailesi 71 yaşındaki Bumin'in tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu Bumin, siyaset felsefesi üzerine çalıştı. 10 yıl boyunca Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğretim üyeliği yapan Bumin, aynı zamanda Medya Kronik ve Otoriter Demagoji kitaplarının da yazarıydı. Kürşat Bumin, Kürt sorununun çözümüne yönelik oluşturulan Akil İnsanlar grubunun da üyesiydi. Bumin, Yeni Şafak ve Diken'de de köşe yazarlığı yaptı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, hafta sonu 1. Dünya Savaşı'nın sona erişinin 100. yıl dönümü törenlerinde yaptığı konuşmada milliyetçilik ve yurtseverlik arasında büyük fark olduğunu söyledi. Macron'un sözlerini Ahmet İnsel, Edgar Şara yorumladı. Pazar günkü sabahki tören sırasında yegane konuşmayı bütün o 70 devlet başkanı ve hükümet başkanının önünde meçhul asker anıtının önünde Macron 10-15 dakikalık bir konuşma yaptı. Zaten yegane törenin konuşmasını Macron yaptı. Donald Trump, Vladimir Putin, Merkel, Trudeau, Tayyip Erdoğan hepsinin orada sessizce onu dinlediler. Ve o konuşmasından pasajları zannediyorum daha sonra Twitter'la ekibi dağıtıyor. Dolayısıyla bu Twitter'da yolladığı mesaj olmaktan daha önemli. Evet. O günkü
törende yapılan yegane konuşmanın içeriğinden cümleler bu okuduğunuz cümleler, biraz önce okuduğunuz cümleler. Bu 10-12 dakikalık, 15 dakikalık konuşmanın 3 bölümü vardı diyelim. Birincisi tabii ki bunu Fransa'nın ve müttefiklerinin Almanya'ya karşı, Almanya'nın ismini vermeden ama bunu bir zafer olduğunu belirtti. Ve başında tabii bu savaşı kazanmış olmanın büyük bir bedel olduğunu, aynı zamanda çok büyük bir fedakarlık olduğunu, vatanseverlik olduğunu, özgürlük ve özgürlük idealiyle ve insanlık değerleri idealiyle hareket edildiğini vurguladı. Bu başlı başına tabii bir tartışma konusu olabilir. Çünkü sonuçta savaşa giden askerler bunu özgürlük için mi yapıyorlardı, yoksa vatanlarını korumak için mi yapıyorlardı, yoksa milliyetçilik için mi yapıyorlardı, bunu pek bilemeyiz. Orada biraz tabii ister istemez bir barış anlaşmasını yapan ama muzaffer tarafın söylemi hakimdi. Almanya tarafı aynı şeyi söyler miydi bilmiyorum. Bir muzaffer sonuçta Almanya'yı yenmiş bir gücün, bir devletin başkanı olarak o ilk bölümü. Merve Özçelik, gazeteci yazar Elçin Poyrazlar'la yeni romanı Mantolu Kadın ve polisiye roman üzerine konuştu. İlk iki romanım siyasi polisiye denen türdeydi ve hatta kara roman denebilecek bir türdü. Üçüncüsü ise daha çok domestik noir olarak bilinen yurt dışında kadın merkezli polisiye cinayet kurgusu aslında. İki kadın eşleri, evlilik içindeki dengeler, sonra bir başkomiser var, biraz böyle nostaljik, hüzünlü bir başkomiser ama çok şefkatli. Hatta ben onu birazcık feminist bir erkek olarak da tasarlamıştım. O iki ayrı hikaye iç içe geçiyor, örgü gibi. Bir kadın karakterin öyküsünü izliyoruz, bir de polis soruşturmasını izliyoruz. En sonunda da bu iki öykü bir şeyde, bir noktada birleşiyor ve bize de işte polisiyenin sonunda en can alıcı noktası, çözümü sağlıyor. Ben bunu çok heyecanlanarak ve severek yazdım. Çünkü benim için yeni bir deneyimdi, yeni bir türde yazdım. Zaten biliyorsun yurt dışında da oldukça talep gören bir tür bu domestik noir. İşte konuşacağız seninle, Kayıp, evet, Kız, evet, ya da Trendeki Kız gibi. Ama Türkiye'de de çok malzeme var bu konuda. Neden olmasın? Neden bunun üzerinden bir polisiye kurgu olmasın? Bir soru üstünden yola çıkarak bu çıktı. Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız için yayın tarihi açıklandı. 14 Aralık'ta ilk sezonun tüm bölümleri sitede yayınlanacak. İngilizce ismiyle The Protector olarak bilinen Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan Muhafız için geri sayım başladı. 14 Aralık'ta ilk sezonunun tüm bölümleri sitede yayınlanacak olan dizinin oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Mehmet Kurtuluş ve Okan Yalabık yer alıyor. Yönetmen koltuğunda ise Can Evrenol, Umut Aral ve Gönenç Yönük oturuyor. Bunu öğrendiğinde birden alt üst olmuştur. Yaşadığı şehir ölümsüzlerin tehdidi altındadır. Hakan şehri nasıl koruyacağını hızlıca öğrenmek zorundadır. Ancak hazırlıksız yakalandığı bu görev üstlenmeyi reddetmektedir. Hakan son muhafız olarak kaderinin gerektirdiğini yerine getirebilecek mi? Kariyerine 1939'da başlayan X-Men, Fantastik Dörtlü, Örümcek Adam, Kaptan Amerika, Hulk, Daredevil ve Avengers gibi dünya cümlü karakterlerin yaratıcısı Stan Lee hayatını kaybetti. Hem yazar hem de editör olarak Marvel dünyasının yaratıcısı sayılan Lee, kariyeri boyunca karakterlerinin doğuşunda ve gelişiminde Jack Kirby ve Steve Ditko gibi yetenekli çizerlerle çalıştı. İşbirliği içerisinde yarattığı karakterler ve dünyalar ile Lee, ilk hikayesi Captain America'nın 1942 yılında okurlarıyla buluşmasından bu yana genç jenerasyonları heyecanlandırmayı bildi. Stan Lee, okulu bıraktıktan sonra çizgi roman yayınlama şirketi Timely'de asistan olarak çalışmaya başladı. Timely daha sonra ismini Marvel Comics olarak değiştirdi. Tüm ünlü karakterlerini Marvel bünyesinde yaratan Lee, şirkette son derece verimli 50 sene geçirdi.
20 senedir Marvel karakterlerinin başrolünü oynadığı onlarca dev bütçeli film 20 milyar dolara yaklaşan gişe elde etti. Stan Lee, Marvel filmlerinin çoğunda oynadığı ufak rollerle çizgi roman severlere göz kırpmıştı. Marvel'ın bir çalışanı olarak Stan Lee ise bu gişeden sadece küçük bir pay alabildi. 2002 yılında Marvel stüdyolarına karşı açtığı telif hakları davasında haklı bulundu ve tek seferlik 10 milyon dolarlık bir ödeme aldı. Stan Lee, aktris Joan Lee ile 1947 yılında evlendi. Joan Lee'nin 2017'de hayatını kaybetmesine kadar 70 sene evli kalan çiftin iki çocuğu oldu. Güne Bakış'ın bugünlük sonuna geldik. Sırada Femfikir var. Işın Elçi'nin konukları Berin Sönmez ve Ayşe Çavdar olacak. Saat 21.30'da ise Sosyal Hukuk programında Evren İşler konukları Cenk Yiğiter ve Görkem Doğan da sürekli KYK rejimi ve sivil ölüm başlığı üzerine konuşacaklar. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.